adamı vardı, sevdiğimi başkalarıyla. Bu duruş ne, bu duruş? Ha? Bu duruş ne? Sosyete misin oğlum sen? Büyümüşsün, bir şeyler, bir haller. Arkadaşlar çok büyüdü be. Kocaman oldu, canına bir bak. Bak şu göte bak. Göte bak, koca götlü. Çok güzel oldu. Kulaklarını dikiyor. Şimdi tabii yarım kalmış. Kulakları German Shepherd, bu Alman kurtları gibi dikiliyor kulakları. Gayet tatlı bir köpek oldu. Şimdi birazdan bununla savaş başlar. İzlersiniz zaten. Aslan oldu bu. Aslan, aslan. Hop. Şerefsiz. Sen mi ben mi? Gel lan. Nasıl kaçıyor? Ne oldu, yemedi mi? He? Gel. Teke tek. Şşt. Gel. Gel. Öyle vah deyip kaçmak yok oğlum, gel. Hadi. 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 Gel buraya. Gel. Şımardı bak. Bütün sinir stres kalmıyor bununla beraber. Bak şimdi saklandı oraya. Arkadan gelecek bak. Bak kesin buradan çıkacak. Bu sinir ne oğlum, bu sinir ne lan? Bu sinir kime? Anca böyle göstereceğim bak şimdi. Meleğe döndü hemen. Oğlum ne bu sinir lan? He? Senin annende sinir yoktu. Anneannende sinir yoktu. Babanda da sinir yoktu. Aa doğru lan, bunun babası psikopatın teki bak. Doğru doğru, babasından almış bunu. Babasında obsesif kompulsif bozukluk var. Kendi kuyruğuyla derdi. Bütün derdi kendi kuyruğuyla. Neyse, böyle de bir giriş yapmış olduk videoya, gel. Gel son kez bir fight daha atalım. Bak şimdi. Dırırım. 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 Hadi. Yoruldun mu? Hı? İyi. Şimdi nanayı yemedin mi sen? İyi. Evet, tarçında son durumlar böyle, gördüğünüz gibi. Kocamın oldu eşek sıpası. Bunun çiş vakti arkadaşlar. Ben bunu şimdi bahçeye birazcık oynamaya indireceğim. Çişini yaptıracağım. Biz videoya şimdi tabii sizle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ki. Şimdi abi düzenli video gelecek, haftada iki gelecek falan diyor. Onu diyorum, bunu diyorum. Bir kayboluyorsun, 15 gün yoksun diye sistemler gelmiş bana. Şimdi dostlar, öncelikle gerçekten ilginiz için teşekkür ederim. Böyle şeyler çok kıymetli. Hani bir bekleyenin olduğunu bilmek çok, gerçekten çok keyif veren bir şey. Hece hele ki içerik üreten biri için. Anlatayım. Bildiğiniz gibi aranızdan bilmeyenler de var da, yeni duyacak olanlar da var, bilenler de var. Furkan Yaman öncülüğünde Team FYD adında bir ekibiz. Bir takımımız şu anda, tamam mı? Yayıncı ekibiyiz şu anda. İşte video atmamamın sebebi bu değil ama işte onlarla görüşmelerimiz oluyor. Diğer yayın mecralarında yayınlar yapacağız. Onun işte arka planı, yayın ekranları, grafikler, bilmem neler, onlar işte tasarlanıyor, ediliyor. Bir yandan onu bekliyorum. Bir yandan da zaten aranızda seriyi takip edip benim orada oynadığımı bilmeyenler varmış. Onu fark ettim. Hani topluluğa falan paylaşıyorum da bazen topluluk görünmeyebiliyor. Topluluk farklı. Yani topluluk bir takipçinin kendi isteğiyle gidip bakacağı bir yer, bir alan. Bu yüzden buradan duyurmak istedim. Furkan Yaman'ın kendi YouTube kanalında GTA 5 Gerçek Hayat serisi var ve yılların serisi, yani çok büyük emekler vermişler. Çok kıymetli bir seri. Oradaki silahçı dükkanını işleten Ejder karakteri benim. Selam aleyküm. Selam. Kırmızı başlıklı kız ninesine doğru dönüp. Nineciğim. Oo pardon. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ejder abi, kırmızı başlıklı kız mı okuyorsun? Sebati, Sebati. Sebati. Bana bakmıyor. Vurdur, o size kilitlendi şimdi. Sebati. Vurdurunca düzer orada. Sebati. Vallahi düzeldi abi. Sebati adında da bir adamım var ve çok eğleniyorum gerçekten. Yani ilk defa yaptığım bir şey. Hayatım hiç roleplay yapmadım böyle, yani bu derece. Çok eğleniyorum. Bir de şey değil öyle, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi bir şey yok. Furkanlar o kadar rahat ki. Yani bir senaryo var ortada. Olacak bir şeylerin tabii ki bir hikayesi var ve gerisi doğaçlama. Takip etmek isteyenler olursa şu an ekrana koymuşumdur zaten. Şey karakter, tamam mı? Dur bak birazcık anlatayım yayıncıları. Böyle belirsiz, ne yapacağı belli olmayan, tutarsız bir karakter. Bir an şakalaşıyor, bir an ciddileşiyor falan ama çok candan bir karakter. Böyle sesimi programla değiştirdim falan düşünenler varmış. Arkadaş direkt kendi sesimi yapıyorum. Ben normalde Memati'nin taklidi falan yapıyordum. Siz bunu hiç bilmiyorsunuz ama. Öyle bir sesimi değiştirerek orada rol yapıyorum işte. Neyse, izlemek isteyen varsa, gelirse orada çok güzel içerikler devam edecek. İşte yayıncılık bilmem ne derken biz şimdi özellikle ajanslarla, firmalarla falan görüşülmeye başlanıyor ve haliyle şirket olmamız gerekiyor. Zaten şu anki izlediğiniz akvaryum odası da bir şirket. Hani vergi vermek gerekiyor haliyle. Hani gözünüzde de büyümesin. Şu anda mesela bu kanal elektrik faturasını işte bir çıkaran bir kanal, tamam mı? Yani öyle onşom lan YouTuber'lar da kazanıyor bir durum yok ki, zaten hayvan kanalında öyle büyük gelirler falan beklemeyin. Reklam ağzı olur bilmem ne, sonuçta bir hayvan pet kanalı orası. Eğlence kanalı ya da eğitim kanalı değil. Neyse, konunun dışına çıkmayalım da. Bu işte firmalardır bilmem nelerdir derken ortaya bir şey çıktı, tamam mı? Benim kanala dışarıdan müdahaleler ortaya çıktı. Hani işin aslını şimdi avukatlar biliyor ki, avukatım da sağ olsun değerli abim, aynı şehirde yaşıyoruz. Bu kanalın da neredeyse izleyicisi. Yani kendisinin bürosuna da zaten akvaryum falan kuracağız. Bu kanalın izleyicisi çok değerli avukat abim ve bir de Furkan var sağ olsun. Furkan kardeşim, kendisi de avukat, bu kanalın avukatı artık.
Yani öyle de bir şeyimiz var. Ayrıcalığımız var. Buradan kendisine de çok çok selam olsun. İşte bu dışarıdan müdahaleler falan çıktı ortaya. İşte bu spam olayları bilmem ne çıktı. Onların dokümanları geldi. Onları bekliyorduk. İşte biraz o süreci takip ettim. Yani ben az çok fark ediyorum arkadaşlar. Yani kanalın içerik üreticisi olarak bazı şeyleri fark ediyorsunuz. O yüzden onları şimdi dava olayları olacak. Dokümanlar istendi. Onlar geldi. Bir ıvır zıvır. Ben onları size dava sonuçlanınca anlatırım. Böyle bir tazminat davası gibi bir olaylar olacak. Onun zaten sürecini ben canlı yayında sizlere haber veririm. Öyle işte hukuki bir süreç başlayacak. Bir yandan onun takibinde olacağız. Şey, şirkete saldırı olarak geçiyormuş bu arada. Kazancı saldırı olarak geçiyormuş. Ben işte YouTube'da biz oğlum YouTuber'ız diye geziyoruz. Biz de sanıyoruz işte bu spam partnere yazınca bilmem ne yapınca düzeliyor sanıyorduk. Meğerse böyle bir olayı varmış. Şirket olmanın da böyle bir avantajı var. İşte vergi vermeye bazen isyan ediyordum. Abi haksız vergi alınıyor. Çok vergi alınıyor diye. Ama böyle koruyucu da olayları varmış. Evet, bunlarla uğraşırken arkadaşlar içimden gelmedi video atmak bu süre içinde. Dedim ki şöyle biraz da özensin. O yüzden de videoları bir tık ara verdim gibi oldu ama arada vermedim aslında. Neyse. Bu arada oğlum biz zaten Twitch'teyiz. Sabah akşam Twitch'teyiz. Mesela Yiğit yayın açıyor, Burak yayın açıyor, Discord'dayız. Orada gelenlerle oyun oynuyoruz. Ben hepsi söylüyorum size Twitch'ten. Takip etmeyi unutmayın. Twitch'e geldiğiniz anda biz 7/24 oradayız. Her neyse bayağı bir bıdı bıdı yaptım valla. İstersen sardıran sardırmıştır zaten. Şimdi ne yapacağız? Önce Cüneyt'e gideceğiz. Cüneyt'in adını değiştireceğim. Nedenini anlatacağım, tamam mı? Çok güzel bir isim önerisi geldi. Hatta birkaç kişi bile yazmış. Cüneyt'in adını değiştireceğiz bugünden itibaren. Sonra Cügüle'ye geleceğiz. Her zaman olduğu gibi işte. Sonra çamur zıplarına geleceğiz. Böceklere geleceğiz. Salyangozlara. Salyangozları Ekin'e hala gönderemedim. Ekin valla kusura bakma kardeşim, zaten özelden görüşüyoruz da. Oraya git, buraya git. Valla kargoda, kargolar merkezdeydi benim. Öyle bir yere taşımışlar ki bütün kargoları ortak noktaya toplamışlar. Ha gönderdim, ha göndereceğim derken bir şey aksadı. Ama onu hallederiz Ekin'le zaten aramızda. Hatta şey yaparız. Ekin'e gönderirken ben video çekerim. Tamamdır. Olaylar bunlar. Şimdi o zaman Cüneyt'in yanına gidelim. Bıdı bıdıyı bırakalım. Vallahi yoruldum konuşmaktan. Şöyle bir göstereyim onu size. Şimdi Cüneyt'in adı. Dediler ki abi GTA 5 gerçek hayattaki ejder karakterini sevdik. Onun yanındaki Sebahati de çok iyi. Şimdi Cüneyt de yalnız. Sebahati de yalnız. Cüneyt de yalnız da onun adı var tabii ki. Bunun adını Sebahati yapsan olur mu diye. Ama bayağı bir yazmışlar. Bundan sonra bunun adı Sebahati olacak. İsteğiniz yerinize getirildi bak kardeşim. Abi ısrarla ne olur abi falan yazmışsınız. Tamamdır. Bundan sonra bunun adı Sebahati. Şimdi Sebahati'de şöyle bir durum var. Hatta ejder gibi söyleyeyim mi? Lan Sebahati. Şimdi Sebahati'de... Oğlum Sebahati çok tuhaf isim olarak. Sebahati'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sebahati'de kırmızı might var. Bu kırmızı might bizden kaynaklı bir durum değil. Yani buradaki koşullarından kaynaklı bir durum değil. Onu söyleyeyim baştan. Şimdi bu kırmızı might'ın da tedavisine baktım böyle çok kişi... Sadece bunlarla değil, hayvanlarla işte kuşla beslenilebilir, işte güvercin falan beslenilebilir. Mite durumu başa bela. Normalde evlerde hep mite var. Yani insanın derisinde, ağzında, orasında, burasında mite var. Bu biraz kötü bir bilgi ama maalesef. Ama bu hayvanlarda farklı mite türleri olduğu zaman bir sıkıntı yaratıyor. Şey gibi düşünün, ya pire gibi düşünün. Şu anda bak mesela kafasının arkasında. İşte bu kırmızı mic'ler var. Bu kırmızı mic'lerin de tedavisi zaten ilacını Alper abi sağ olsun anlattı bana. Bunun tedavisini yapacağım. Tedavisini yaparken de ayrı bir video çekeceğim sizlere. Sebahati'de durumlar böyle. Sebahati'nin de şimdi ilacını bilmem nesini yaptıktan sonra teraryumunu kökten değiştireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yine eski halindeki gibi tırmanma alanları yapacağım. Ama diyorum ki biraz böyle kayalıklı mayalıklı da bir şeyler olsana. Öyle daha bir güzel olur gibi. Tamamdır. Onu mic durumundan kurtaracağız. Burayı da komple dönüştüreceğiz, değiştireceğiz. Burada da infrared ampulümüz günü simüle ediyor. Timer'a bağlı olarak belli saatlerde yanıyor, belli saatlerde kapanıyor. İster bu Sebahati'miz geliyor, isterse ısınıyor buradan. İsterse de gidiyor oradan güneş ışığını alıyor. Takılıyor işte kafasına göre. Gelelim Cigüli'ye. Şimdi Cigüli, zaten Cigüli'yi teraryumda görmek... Aa burada lan. Teraryumda göremezsiniz diyecektim de. Bu aralar bir dolaşıyor Cigüli'de, böyle bir gelişme var. Bak burada uyuyor şu an. Cigü! Şş, biz geldik lan. Bugün Cigüli ile avukatlık bürosuna gittik. Tanıştırdım. Market falan gezdik bayağı bir. Çok seviyorlar. Bayağı meşhur oldu burada bu arada. Teraryumu komple değiştiriyorum arkadaşlar. Burası bioaktif teraryum olacak. Şimdi Muhammed Yiğit Başaran adına bir YouTube kanalı var. Zaten aranızdan tanıyoruz yayınlardan mayınlardan. O bayağı bir işi kaptırdı götürüyor. İşte bioaktif teraryumdur odur budur. Onda da bayağı sürüngen var. Onda da agama var. Onda da işte gecko var. Hatta dişil erkekli onda geckolar. Onda bayağı bir canlı var. Dedi ki abi ben bayağı bu şey bioaktif teraryum olayını kaptım. İşte onun neydi, isopat mıydı? İşte farklı böcekleri var, tamam mı? Onlar dedi şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz anlat dedim. Dur Yiğit anlatma. Şöyle yapalım abi. Ne malzeme lazım? Şu lazım bu lazım. Zaten ben Malav İzmir'den çoğunu almıştım bak. Hop, babalar gibi. Bak koko cips var. Bilmem ne var. İşte bunun farklı diğer işte torfudur ıvırdır zıvırdır birkaç toprak gelecek. Onlarla beraber bir sürü malzememiz olacak elimizde. Malzemelerle beraber burayı komple bioaktif teraryum yapacağız. Ne olacak peki?
Altı komple doğal toprak görünüm olacak, tamam mı? Sonra içerisinde ağaç kökleri olacak, kavuklar olacak, bilmem ne olacak. Sonra arka tarafta işte bitkiler olacak, saksı bitkileri olacak. Çok güzel bir bioaktif teraryum olacak. Baba vereceğiz buradan da şeyi, bitki ışığını güzelce bioaktif teraryuma. 10 numara bir şey olacak, teraryum olacak ve neyse Yiğit böyle anlatırken dedim Yiğit anlatma kardeş. Çık gel. Bana zaten yakında oturuyor Yiğit. Çık gel dedim abi. Beraber yapalım. Malzemeleri dedim ortak, kimde ne varsa ortaya koyarız. Güzel bir bioaktif teraryum yaparız. O da olur abi dedi. Zaten o da tecrübeliydi. Ben dedim ki ona sen bir yap. İşliyor mu gidiyor mu nasıl oluyor? O da yaptı, bayağı da gidiyor vallahi, güzel oluyor. Böyle bir bioaktif teraryuma çevireceğiz. Ben de hani dedim ya baştan beri istiyorum da abi bilmiyorum. Bilmediğin için yeni giriyorsun bu olaya. Bir de arkadaşlar izleyiciye aman bilmiyorum demeyeyim. Şöyle demeyeyim, bilgili gözükeyim. La bırak ya. Bir şeyi biliyorsam biliyorum. Bilmiyorsam bilmiyorum abi, bitti. Ne tat hava yapıyoruz. Demir acıgu. Dur ben şu ışığı yakayım da öyle görelim. Görünüyor mu aslında? Yok. Dur bir dakika. Evet beyefendiler buradalar, teşrif ettiler. Bak bak. Oğlum var ya, bunu ayrı seviyorum ya. Vallahi bak. Hani agama da çok iyi de bunun yeri bir başka ya. Beyefendi bu aralar böyle bir yemedi. Bir hafta falan yemedi. Normal deniz şu formda, bunlar böyle bayağı aç dursa da bir sıkıntı olmuyor. Kuyruktan depoladığı için, kuyrukta gayet görüyorsunuz maşallah var. Allah Allah, bir canım sıkıldı böyle, yemeyen bir canlı olduğu zaman benim aşırı moralim bozuluyor. Meğer beyefendi niye yemiyormuş biliyor musunuz? Menüyü beğenmemiş. Adi herif. Menüyü bir değiştirdim, hemen çatır çutur götürmeye başladı. Hatta mor yoğurtlarını hiç yemezdi bu. Bir mor yoğurdu ya üf. Bir böcek bir kurt. Menüyü bir yeniledik. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Böyle Cigu'nun yanına valla eş almayı çok istiyorum bu arada. Demek ki bu böyle oluyormuş bu hobide. Böyle bu hastalık böyle bulaşıyormuş. Şimdi bunu aldım. Dedim ki ben bir tane gecko alayım. Hani tanımıyorum etmiyorum. Hiç beslemedim. Tecrübe ederim. Bir taneyle devam ki. Ama öyle olmuyormuş. Şimdi bunu böyle seviyorum. Alıyorum böyle. Aşırı hoşuma gidiyor, tamam mı? Böyle beraber film izliyoruz. Omzumda yatırıyorum bunu falan. Alıştık birbirimize. İnanılmaz derecede alıştık. Hatta bugün avukat bürosunda bunu çıkarttılar, seviyorlar falan. Bu masada anında bana doğru geliyor. Orada da konuşuyorum. Sesim falan duyuyor direkt. Neyse işte bunu şimdi deli gibi bir sürü gecko olsun istiyorum. Bu hastalık olacak bende galiba. Gecko manyağı olacağım. Hele var ya şu diğer türler bir yasallaşırsa üf. Böyle bir sürü gecko olsun istiyorum. Bu yüzden bunun yanına bir tane binnaz alacağım. Binnaz dediğim zaman abi binnaz ne diyorlar? Arkadaşlar Ciguli binnaz şarkısını bilirsiniz. Ciguli'nin işte oradan geliyor. Bunun yanına da bir tane binnaz gelecek inşallah. Bir bulursam, bir ayarlayabilirsem. Bunun yanına bir tane binnaz alacak. Binnaz'ı duydun tabi. Moralin yerine geldi demiş şerefsiz. Evet Cigül'de durumlar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama var ya bir yedi, o yemediği bir haftanın acısını çıkarttı. Sonra da ortaya da kocaman bir dışkı çıkarttı. Biraz da böyle mağaranın üstünde dur bakalım. Biraz burayı nemlendirelim hatta biz bir saniye. Gir gir gir, sen böyle mağaraya bir gir. Bak koş koş koş. Aferin. Dur bir dakika. Şöyle bir burayı bir nemlendirelim. Nem mağarası da var da ortamda nemli olursa daha güzel oluyor. Sürekli az önce gördüğünüz gibi teraryumun dışına çıkıp orada geziniyor. Bir nemlendirelim. Hatta şu testiyi nemlendiriyor mu? Testi parçası. Ben bunu kırdım. Bu biraz suyu tutuyor üstünde testi parçası. Emiyor böyle. İyi oluyor. Tamamdır. Bu böyle bir %75'lere 80'lere çıkartır bu nemi. Nem ölçerinde elini yüzünü bir sileyim de. Şu an 40'daymış. 50'ye doğru gidiyor. Şuraya bırakayım. Bayağı bir yükseliyor nem işte böyle yapınca. Tamamdır. Cigüli'de de durumlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. O şimdi kuru alanında, sıcak alanında. Aha doğru da bak. Hadi görüşürüz Cigü. İyi geceler. Evet ben sabahtan beri video çekmeden önce orada burada takılan taşın üstüne zıplayanlar hemen saklandılar tabii. Bir tanesi burada. Şöyle bir göstereyim. Çamur zıplarında bir alan değişikliğine gideceğim. Bir şey düşünüyoruz biz Yiğit'le bakalım. Onu deneyeceğiz buraya. Yani gerçek bir çamur oluşturmaya çalışacağız. Ama aynı zamanda da sulu alanı da olacak. Kara alanı olarak çamurda geçecek. Bir şeyler olacak. Bakalım deneyeceğiz. Bir denemeler yapacağız. Diğerleri de nerede? O da burada. Boss. Oğlum sen boss'sun. Sen niye saklanıyorsun lan? Bak. Lan sen boss'sun. Ayıp ayıp. Nasıl boss derler bak vallahi. Ben karışmam. Benlik bir mevzu yok. Evet, boss'u görüyorsunuz direkt. Açtı kanatları, böyle bir kanat verdi bize. Bunu elime alırım da bu bir zıplarsa tavana zıplar ta. Aşırı o çok kötü zıplıyor. Çamur zıplarını böyle bir şey yapamadım ya sizlere. Hatta aklıma şey geldi benim biliyor musunuz? Ben dedim çamur zıplarının yerine buraya farklı bir şey mi girsem dedim. Sonra dedim çamur zıplarını da sevenler var şimdi, onlara da kıyamam. Şuraya farklı bir şey düşünüyordum. Bir ara bir git gel oldu bende. Yani şey istiyorum arkadaşlar, böyle sürekli üreyen, sürekli böyle farklı bir canlılara. Hatta bir ara ben dedim ki lan yine pik ya da hamster'a mı geçsem? Bir farklılık olur. Hamster'lar doğurur. İzleyicilerden iyi bakanlara sahiplendiririm falan. Böyle bir düşündüm. Bilmiyorum ya. Belki bir yine pik ya da hamster. Aranızda varsa arkadaşlar yine pik, hamster üreten eden bana bir ulaşsın. Konuşalım. Bazı sorular var aklımda da. Onları size bir sorayım. Böyle bir şey yapayım. Bu arada karideslerde üf bir gelişmeler var. Bir gör.
Oğlum biz kardeşçi olduk lan. Vallahi bak kardeşler on numara. Kardeşlere çok güzel gelişmeler var. Axolotl'da zaten çarşamba gösterdiğim için bu kısım akvaryum kısmını biz de çarşamba izleyeceksiniz. O yüzden akvaryum kısmını geçiyorum. Dediğim gibi Sebahattin'in tedavisi olacak. Sebu gel la buraya. Lan Sebu ölen ölüm. Ensesinde ufak ufak mic'ları görüyorsunuzdur, bu kırmızı mic'ları. Onların hepsini temizleyeceğiz. Bak şöyle bir ilaç var, tamam mı? İşte kanatlı canlılarda, hayvanlarda falan hepsinde kullanıyorlar bunu. Yani asıl olay ivermektin içermesi. İvermektin içeren etkili bir ilaç. Bunu güzelce litre hesabına göre milim milim böldüğümüzde canlının gözüne ve ağız kısmına gelmeyecek şekilde güzel bir tampon uygulayarak tedavi ederken mic'ların hepsi dökülüyor üzerinden. Hemen ölüyor. Çok etkili bir ilaç. Oğlum ne hareketlendin lan? Sabati, sakin ol lan. Sonrasında da ne yapacağım biliyor musunuz? Garantiye alalım işte de bir daha uğraşmayalım bu mitlerle. Mitler de adi salyangozlar gibi ha bir yumurtlayıp çoğalan bir şeymiş. Bu teraryumun iç camını güzel bir kaynar suyla, belki bir pürmüz var ya bu kelle bilmem ne ütülüyorlar. Belki onunla bir dolaşırım. Silikonlara gelmeyecek şekilde. Kumu güzelce kaynatır. Bunlar zaten yine bulaşık makinesine girer. Bu bilmem ne kaç derecede yıkanıyor ya onlar. Kayayı da yine kaynatırım. Ağaçları da zaten sıfırdan gelip buraya döşence, o kayalıklar da döşeneceği için oradan hiç zaten mite durumu hiç olmadı. Böyle bir temizliğe gireceğiz. Haberiniz olsun. Evet şimdi gelelim şu böcüklere. Dur salyangozları göstereyim önce. Salyangozlar bu ara böyle bir kendilerine sürekli uykuya çekiyorlar. Mevsim değişimi mi ondan mı başka bir şeyden mi bilmiyorum. Bir ara ben dedim lan öldü mü bunlar acaba? Ekine ne diyeceğim falan yaptım ama ekin. Vallahi bir ara düşündüm ha. Bir baktım ooo bak marul koymuştum içine. Maruldan sonra küçük bir parça kalmış. Bir de şöyle bir lif kalmış. He böyle bir şey kalmış maruldan. Zaten çıktıkları da yoktu şeyden. Bu arada fazla uykudalar bilmiyorum neden. Ama iştahları falan gayet. Hatta ben salatalık koymuştum. Oğlum ne araydınız lan? Buraya mı gömdünüz? Yo bu da parçası. Ha yemişler tamam. Şöyle birazcık nemlendirelim. Tamam. Salyangozlar böyle arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Salyangozlar zaten gidecek. Bu kanalın içeriği olmayacak. Aa bir kelebek daha mı girdi lan odaya? Sen kimsin? Evet girmiş ve ölmüş. Oo tüylü müylü bir şey bak. İzan. Bak sen anlarsın İzan. Böyle bir... Geleli bir kelebek girmiş odaya. Hele bir kelebek daha var. Bak kocaman onun videosunu çekeyim sizlere ayrı bir videoda. Avucum kadar var. Kocaman kelebek girdi. Benim odada öldü direkt. Son gününü ya da son günü mü denir ona? Ömrü her bir günse son gün değil de birkaç günse son gününü benimle beraber geçirdi. Da böyle bir kelebek buraya girmiş ben onu bir atam. Evet. Aa bu arada benim odaya şey giriyor. Kertenkele türü ama farklı bir tür böyle. Gözleri şey Crested Gecko'ya benzeyen şu kadar bir şey. Böyle farklı bir kertenkele türü. Hatta benim izleyicilerden biri besliyordu onu. Bayağı kocaman mocaman olmuş. Onu bir yakalayıp gösterecektim bir arada tutamadım. Yine gelirse çekerim ama. Şimdi böceklerde arkadaşlar mor yokurtlarını bayağı bir ürettim. Tamam mor yokurtlarında bomba gibiyiz. Bak şimdi bak. Burada şeyler var. Dubyalar var. Bu dubyalar var ya yemin ediyorum ilmek ilmek büyütüyorum. Bu patateslerine falan yeneyim. Bu sefer havuç vereceğim. Bak bir tane, bir iki tane şurada var. Geldiklerinde toplu inenin topu kadar falanlardı yani. Bak şu boss'u görüyor musun? Bak bak kocaman oldu. Lan ben bunları Madagaskar diye söylemiştim, almıştım. Lan dubya... İşte burada var bakalım. Burada iki, dört taneyle bunlar burada büyüyorlar. Ben bunları güzelce bir havuçlarını vereyim videodan sonra da. Evet, babalar burada. Moryolar burada. Bak. Yine burada komple moryo yumurtasıyla dolu. Yeni bir takviye ekledim buraya moryolardan. Sabah akşam çiftleşiyor benim moryo böcekleri. Heee, inik bu daha küçücük. Ama bunlar şey gibi, kıl gibiydi yani. Bayağı yine büyüdüler. İçinde daha var, böyle duba gibi olan var. Bunları böyle yemişler hep. Ben de hatırlıyor musunuz? Soba borusu gibiydi vardı böyle bir sürü. Burada bayağı güzel. Moryo kurtlarımızda üremeler var. Ooo, her taraflar güzel güzel. Bu arada çok böyle büyük lobsterlar bilmem işte Madagaskarlar bilmem neler düşünüyoruz. Böyle bir böcek üretimine, böcek üretim derken kendimize yetecek kadar böcek üretimine gireceğiz. Benim bir bayağı büyük kaplar almam lazım. Böyle saklama kapları. Oğlum saklama kapları ne olmuş lan? 300 lira diyorlar böyle işte 60 lira litreliğine 215-220 lira falan diyorlar. Ne oldu oğlum? Allah Allah. Sonumuz hayır olsun ha. İşte moryolarda az önce gösterdiğim kurtlar var ya onların anne ve babaları da burada arkadaşlar. Böyle bir gösterem. Bunun altında var mı? Olmaz mı be? Olmaz mı be? Ha bunları seviyorum ben. Vallahi böyle gezdiriyorum böyle. Bazen yayında da çıkarıp böyle gösteriyorum. Güzel böcekler ya. Vallahi. Çiftleşmeleri çok garip ama. Böyle sarılıyorlar birbirlerine. Böyle burada bir cinsel uzuvu var. O çıkıyor mu bir şeyler oluyor. Böyle katlanıyor matlanıyor. Garip bir çiftleşme şeyleri var. Bak şimdi bunlar burada mesela çiftleşiyor ya. Bu torfin içine yumurtluyorlar bunlar. Alıp az önceki gördüğünüz oğlu olan torfa ekliyorum. Şey torf diyorum ya. Yataklığa. Ekliyorum ben onlara güzelce.
oradan tekrardan büyüyüp gidiyorlar. Şu an mesela burada gözle çok zor görülecek bir sürü yumurtalar, çıkmış olan yumurtalar falan vardır. Tamamdır, Moryolarda da durumlar böyle işte. Bu babacanlar burada yiyor, içiyor, çiftleşiyor. Bunlarla da yine havuç takviyesi yapacağım. Bir patates, bir havuç gidiyorum. Sıra havuçta. Ne kaldı geriye? Aa dur. İşte bizim babalar buradası. Bunlar da sürekli ürüyorlar, ölüyorlar, çiftleşiyorlar, ölüyorlar. Zaten onun için dünyaya geliyorlar. Hepimiz öyle değil mi? Mesela burada bir tane büyümüş. Böyle ürün kurdu. Gayet parlak, gayet yağlı. Daha küçük, daha bu çok büyüyecek de. Bak burada hep kabuk görüyoruz, tamam mı? Bu kabuklar şey. Büyüyorlar, kabuk değiştiriyorlar, daha da büyüyorlar. Kabuk değiştiriyorlar, daha da büyüyorlar. Oğlum bura var ya, doludur lan. Oy, her tarafta var. Güzel. Ya Moryo kurdunuz... Moryo diyorum ya. Moryo beni andı. On kurdunda sıkıntı yok arkadaşlar. Her taraf on kurdu. Böceklerin bir yandan işte pupaya evriliyor. Abi ya ne yapıyorlar? Normalde ayırmak mayırmak gerekiyor işte bunları da. Ayırıyorum bazen. Evet, böceklerde de son durum böyle. Yine farklı canlı arayışına giriyorum vallahi. Ne bileyim, soğuk da kötü de. Allah dışarıda kalanlara, özellikle Allah kışın hepimize önce sabır, sonra bir şeyler versin işte, ne bileyim. Şimdi böceklerle uğraştıktan sonra direkt elimi yıkıyorum zaten ama yine de ne olur ne olmaz. Bir de sürekli klavyeyle mouse'la uğraştığım için. Dur, reklam sanmasınlar, şöyle kapatayım da. Bunun üstünde %90 ya, ne olacak ya, al. %90 şey var, alkol var. Bayağı etkili bir şeymiş. Vallahi oldum, memnunum, kullanıyorum şöyle bir. Hop, sıktığım anda. Sıktığım anda güzel şey yapıyor. Tamam, kurutuyor. Ola ki elime yumurta bulaşır, bir şey bulaşır, görmem etmem. Bununla dezenfekte ediyorum kendimi ve birçok şeyi bununla dezenfekte ediyorum. Evet. Burada son durumlar gördüğünüz gibi işte. Video atamama sebeplerini de söyledim. Hepimiz evlere kapanacağız. Kış aylarında zaten canlı yayınlarla, videolarla hep sizlerle olacağım. Ve merak etmeyin, canlı yayınlarda, videolarda hep okuldan çıktığınız saatlere denk gelecek. Ama sizlerden, özellikle küçük kardeşlerimden bir söz istiyorum. Bakın biz, bizi hafife almayın. Yani biz derken kendinizi. Hobici insanlar duyarlı insanlardır. Bu sadece hayvanla alakalı değil. Ne bileyim, kendine ait çizim yaparsın, bir şey yaparsın ama hobicilerin de %90'ında da bir hayvan sevgisi, bir pet hayvanı sahip beslenme, besleme gibi bir dürtü vardır. Hobici insan duyarlılıkla beraber aynı zamanda çalışkan insandır. Ne olur derslerinizi, ödevlerinizi aksatmayın. Bu konuyla alakalı zaten yayında bir sizlerle bir konuşma yapacağım. Bakın ben sizi farklı mecralara gittiğimde de güzel temsil edeceğim. Ne olur siz de kendinizi burada, ailenizin yanında, okulunuzda, her yerde güzel temsil edin. O arada yılbaşını yaşayacağız, kar yağacak, güzel şeyler de olacak yani bunun yanında. Ödevlerinizi yapın, tamam mı? Derslerinize vakit ayırın. Sonrası zaten sizin. Bunu ister okuldan geldiğinizde yapın, ister sonrasında yapın. Bunun planlanması size ait ama ne olur beni ailelerinize mahcup etmeyin. Ders çalışmak yerine video izlemek, ders çalışmak yerine yayınları izlemek ya da yayınlara gelip oyun oynamak. Bakın bunları yapmayın, olur mu? Bu yüzden birbirimize mahcup olmadan güzel bir sezon atlatalım, güzel bir kış atlatalım. Abi derslerinizi, ödevlerinizi yapın. Zaten o güzel bir rahatlama, bak psikolojik o anlamda da gerçekten güzel bir rahatlama verir sizlere. Bir işi bitirmek çok keyiflidir. Bitirdikten sonra bir rahatlarsınız. Bunun beyinde çok güzel etkileri vardır. Bunlardan da bu yaşlarda faydalanırsınız. Zaten yayında detaylı konuşuruz bunları. Twitch yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Bak Twitch linkini ben zaten sabitliyorum her yere. Twitch'e beklerim. Orada zaten Furkan Yamanlar'la, ekiple, işte farklı yayıncılarla ilerleyen süreçlerde çok sürpriz yayınlar olacak. GTA 5 gerçek hayat serisini takip etmek isterseniz onu da zaten linkini paylaştım. Orada Ejder karakterini izleyebilir, tanıyabilirsiniz. Onun haricinde de diyecek bir şeyim kalmadı. Bildiğiniz gibi kanalın katıl üyeliği an itibariyle aktiftir. Kanala katıl kısmından destek verebilir, aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek veren Burcu Özilhan 4. ayında, Wopam Out 3. ayında, Oğuz Çelik 3. ayında, Engin Yıldız 2. ayında, Emre Can Akgün 2. ayında, Semih 2. ayında, Refik Bozkurt 2. ayında, Sinan Kaplan 3. ayında, Ramazan Cerit 2. ayında, Burak Aydemir 3. ayında, Egzotik Evren, Necdet Terzioğlu, Kerem, Yiğit Başaran, Tansel Yanmaz, Engin Ahmet, Pide 2. ayında, Egemen Ateş 2. ayında, Baran Al 3. ayını yenilemiş, Arda Kaynak yenice aramıza katılan bir katıl üyesi, Dadaş Akvaris Ertuğrul Bey 2. ayını yenilemiş. Bütün katıl üyelerime, baştan sona yeni katılanlara, herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnsanlar bu kanalda katıl ile destek veriyor. Geliyor, video izliyor,
paylaşım yapıyor. Hayvanları merak ediyor. Kendi hayvanlarını atıyor. Bir yerde ortak payda hep beraber buluşuyoruz. Bu yüzden hepinizin emeği var. Hepinizin hakkı var. Hakkınızı helal edin. Bayağılaşıp gidiyormuşum değil mi? Çok çok teşekkür ederim gerçekten bu anlamda. Evet, şu videoya bir like atar mısın? Şu videoya bir like atın çünkü bildirimler çoğu insanlara gitmiyormuş. Hatta 3 gün sonra bildirim geldi abi falan yazanlar var. Ben video bekliyorum, baktım izlenmiş, paylaşılmış çoktan diye. Videoya like atarsanız diğer insanlara gitmiş olur. Bana illa katıldan değil. Like atarak destek olursunuz, yorum atarak destek olursunuz, video izleyerek destek olursunuz. Diyorum ya, illa böyle katılla değil. Burada olmanız bile benim için en büyük desteklerden bir tanesi. Şimdi biz bu kanala işte Axolotl geldi bilmem ne oldu. Biz kışın böyle bu sayılara ulaştık. Ben normalde 8000 mi? 7000 8000 arasıydım o zaman. 7000 8000 abonem vardı. Acaba 10.000 olur muydum diyordum böyle Ocak ayında. Bir de Ocak ayında bu kanalın yıl dönümü. Hani ilk resmi anlamda video atmaya başladığımın yıl dönümü. Öncesinden yıllar evvelinden burada bir video var. Muhabbet kuşum vardı, yavrusunu almıştım. Hatıra olsun diye atmıştım kanala. O zaten bir video vardı lan, kanalın şifresi neydi diye hatırlayıp tekrar video atmaya başlamıştım. Ama resmi anlamda ben evet bu kanala video yükleyeceğim dediğim ve video yüklediğim tarih 17 Ocak mı, öyle bir şey olması lazım. O yüzden şimdi tekrar yıl dönümü geliyor ve kanal o zaman birden böyle işte bu Axolotl'lar bilmem ne olunca böyle bir izlendi, bir şeyler oldu. O zaman aboneler geldi. Normalde lan uzun bir video olacak lan, uzun olsun lan. Kısaltınca da şey yapıyorsunuz. Bu Axolotl meselesini söyleyeyim arkadaşlar. Özge bir gün bana dedi ki, bak olay tamamen böyle gerçekleşiyor. Özge bana bir gün dedi ki, yazışmalarımızı bilmem tarih tarih yayınlayacağım bir gün. Hatta belki yıl dönümünde yayınlarım, tamam mı? Yıl dönümüne özel bir video yapmak istiyorum. Eskilerden şimdiye kadar böyle. Güzel bir video yapacağım. Özge bana dedi ki, dediğim gibi tarihi de var. Yani yazışmanın tarihine kadar duruyor. Düşünsene, elleri olan balık olduğunu düşünsene dedi. Ben üzülüyorum balıklara. Sürekli eğilip ağzıyla yemiyorlar. Ben de güldüm dedim. Hani ne bileyim, bana bir komik geldi. Böyle bir konuştuk. Sonra Özge'nin takip ettiği hesaplardan bir tanesi Axolotl paylaşıyor. Diyor ki, bak babam böyle bir şey besliyor diyeyim. Takipçilerine gösteriyor. Sonra Özge de onu bana attı. Bak dedi, böyle bir şey varmış, gördün mü? Tam daha dün konuşmuştuk diye. Araştırıp baktık, Axolotl. Axolotl'u biz canlı yayın yapıyordum ben o zaman, hatırlayanlar bilir. Defalarca canlı yayında araştırdık, ettik. Satıcı var mıdır diye baktık. Bulamadık. Bulduğumuz küçük pire kadardı. Onda yanıldık, hatırlıyorsanız onları da yaşadık. Bir sürü şey yaşadık. Sonrasında Axolotl'u aldım. Ardından da Türkiye'nin yasal ithalatı gerçekleşti. Daha öncesinde de diyordum ya, lan bir gecko olabilir mi acaba falan, belki gelir ama o zaman ben derken diyordum ki ya biraz zor gibi hani, çünkü bilmediğim bir alan, hani fiyatını bilmem nesini hiç bilmiyordum, daha Alper abiyle de tanışmıyorduk o zaman. Sonra işte bir gekomuz oldu. Sağ olsun Tuğkan abinin bu süreçte bana inanılmaz desteği oldu. Hatta chatimize geldi bir ara, videonun ilk gösterimine geldi, Karınca Çiftliğim kanalıyla yazdı. Oyun kanalıma yorum yaptı. Yani Tuğkan abinin özelde inanılmaz desteğini gördüm. Gerçekten bunu asla inkar edemem. Alper abinin ona keza. Aranızdan bilgi içerikli paylaşımlar olanlar oldu bana. Çok desteğiniz oldu. Bu anlamda da böyle bir Ocak ayında neler yaşandı, böyle bir totalle bir video yapmak istiyorum. Şimdi yeni eskiler bıktı da bunu söylememden, yeni gelenler şimdi bilmesini istiyorum. Bu kanalda eski videolara dönüp bakarsınız zaten de, porselen tabaklarda balıklar besleyerek başladık arkadaşlar. Ben askerden geldim, direkt bu kanala böyle askerden dönerken bak valizimle beraber direkt böyle şey yaptım. Balık aldım geldim. Aklımda bir kanal açmak fikri vardı. Biraz kafayı toparlarım falan derken buralara kadar geldik. Bu süreçte neler oldu, neler bitti, ben kanala yansıtmadığım çok şey oldu. Ne bileyim, insanın da bir türlüsünü tanıdığım, böyle bir sürü şeyler işte ya. Böyle bir dertleştiğimiz bir yıl dönüm videosu gelebilir. Benim için de güzel olur. Buralarda süter püsteriz. Işıklar mışıklar, böyle bir şeyler yaparız. Güzel bir yılbaşında da böyle bir yayın patlatırız zaten büyük ihtimalle. Öyle neyse, bayağı bir lak lak yaptım. Kanala lütfen abone olmayı, şu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha da bir şey istemiyorum sizden. Bir sonraki video çarşambaya gelmeyebilir çünkü bu videoyu attım. Muhtemelen o öyle bir arada bir derede gelir, tamam mı? Balıkların videosu olacak. İşte onları da gelir bakarsınız. Şu bu arada gelişmeleri o videoda anlatırım da, şurada değişiklik olacak. Ardından şeyleri, kardeşleri falan göstereceğim. Öyle takılacağımız bir video olacak. Tam o zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.